Zaman zaman doğal afetlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Henüz hiçbir için tam olarak önleyici bir metot bulunamadı. Ancak afet sırasında ne yapılacağını bilmek hayatta kalma şansını yükseltiyor. Bazı afetlerde nasıl hayatta kalabileceğimizi sizler için derledim. Duymayan Kalmasın kanalına hoş geldiniz. Doğal afetlerde hayatta kalmak için 5 ipucuyla sizlere iyi seyirler diliyorum. Depremde hayatta kalmak için bilmeniz gereken bazı altın kurallar vardır. Örneğin deprem sırasında eğer bir bina içindeyseniz sakin olmalısınız. Büyük bir depremde koşmanız mümkün değildir. Çömelin ya da döşemeye yatın. Sağlam bir masa, sıra, mobilya veya kapı kasasının altına girin ve başınızı koruyun. Masaya tutunun ve onunla birlikte hareket etmeye hazır olun. Pozisyonunuzu sallantı duruncaya kadar değiştirmeyin. Tiyatro, okul, sinema, büro gibi kalabalık yerlerdeyseniz kesinlikle merdivenlere, asansörlere koşmayın. Kendinizi koltuk, sıra gibi yerlerde korumaya alın ve sakin olun. Başkalarına da aynı şekilde davranmaya davet edin. Eğer bir bina dışındaysanız, binalardan dökülecek yıkıntılar ve camlardan, elektrik ve direkt tellerinden uzakta güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyin. Araç kullanıyorsanız, bulunduğunuz yer eğer güvenli ise durun ve araç içinde kalın. Normal trafikten olabildiğince uzaklaşın. Köprüler, üst geçitler, tünellerden uzak durun. Eğer mümkünse araçlar, direkler, enerji nakil hatlarından da uzak kalın. Olası bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldığınız zaman yapacağınız birkaç şey hayatınızı kurtarabilir. Öncelikle panik yapmamalısınız. En büyük düşmanınız panik. Evdeyseniz ve sel yaşam alanınızı çok fazla etkilemiyorsa evden çıkmayın. Ancak tehlike artıyorsa sel bölgesini hemen terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gitmelisiniz. Konutunuzu terk ederken tüm sigortaları ve vanaları kapatın. Eğer bir anda su içinde kaldıysanız suda yürümek yerine yüzmeyi deneyin. Çünkü rokarlar elektrik süpürgesi gibi tüm nesneleri çeker. Sele araç içinde yakalanırsanız bir yere çarpıp yaralanma ihtimaline karşılık ilk etapta emniyet kemerini açmayın. Mümkünse aracın camlarını yarıya kadar açın. Sel anında hareket halindeki aracın tavanına çıkmak yerine kıyıya yüzmeyi deneyin. Elektrik direklerine ve diğer elektrik kaynaklarına yaklaşmayın çünkü çarpılabilirsiniz. Unutmayın, selde ölümlerin çoğu sel sularına girilmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü ayak bileğimize kadar olan sel suyu bizi, dizimize kadar olan sel suları ise otomobillerimizi sürükleyip götürebilir. Kasırgaların açtığı en büyük felaketlere genelde şiddetli hava koşullarına hazırlıklı olmayan bölgelerde rastlanır. Bu yüzden en önemlisi kasırga öncesi hazırlıklı olmaktır. İhtiyaçların karşılanmış olması, yaralanmaların ve zarar görmenin önüne geçmenizi sağlar. Kasırga sırasında mümkün olduğunca içeride, kapalı alanda kalınmalıdır. Pencereler kapatılarak dışarıya çıkmamalısınız ve evin elektriğini kapatmalısınız. Daha sonra ise cam bulunmayan bir odada kasırganın geçmesini bekleyin. Kasırganın yıkım ve şiddeti yüksekse çok daha dikkatli olarak oluşabilecek risklere karşılık su, besin, telefon ihtiyacımızı korunaklı bir odada yanımızda bulundurmalıyız. Yangın çıkarabilecek şeylerden uzak durmalısınız. Sakın unutmayın, kasırga sırasında dışarı çıkmak en büyük yanlıştır. Ama eğer evinizi tahliye etmeniz gerekiyorsa kısa sürede bulunduğunuz yeri terk edin ve sular altında kalmış yolları, köprüleri kullanmaktan kaçının. Birçok evde kasırga gibi afetler için sığınak bulunmaktadır. Sizin evde de sığınak varsa en iyi seçenek oraya gitmektir. Çığ düşmesine yakalandığınızda her saniyeniz kendinizi kurtarmanız için çok önemlidir. Çığ genellikle çok hızlı gelişir ve hareket eder. Bu nedenle çığın oluşması fark edildikten sonra mümkün olduğunca hızlı ve soğukkanlı olunmalıdır. Çığ başladığında sizin için en güvenli yer neresi ise ilk olarak oraya yönelmelisiniz. Çığın daha yavaş ve yüksekliğinin az olduğu kenar kısımlarına ulaşmaya çalışın. Eğer çığa yakalanmanız kesin ise yakında bulunan bir kaya, ağaç veya herhangi bir cisme tutunmaya çalışmalısınız. Kar altında hayatta kalmak için yapmanız gereken ilk şey bir elinizi yüzünüze, diğer elinizi kafanıza koyarak kendinize nefes alacak bir boşluk yaratmanız. Karın altında ufacık bir nefes boşluğu bile oluşturabilmeniz boğulmanızı engelleyecektir. Hem bu boşluk size kurtulma ümidi verecektir. Kar altından doğru yöne çıkmak için tükürün ve tükürüğünüz ne yöne doğru düşüyor bakın. Bu şekilde yukarının neresi olduğunu anlayıp kazarak kurtulabilirsiniz. Aksi takdirde daha aşağıya kazarak iyice tehlikeyi artırabilirsiniz. Tsunami riski deniz kıyılarında oldukça fazladır. Eğer bir deprem esnasında deniz kıyısında bulunuyorsanız, denizhaneden geri çekilirse tsunami olma ihtimali yüksektir. Tsunaminin deniz kıyısına ilk gelişi, su düzeyinin anormal biçimde yükselmesi ya da çökmesiyle kendini belli eder. Tsunaminin bu önce zayıf ilk dalgası, arkasından gelecek olan 2 ya da 3 kuvvetli dalganın habercisidir. Bu durumda yapılacak tek şey kıyıdan uzaklaşmaktır. Deniz içerisinde seyir halinde bulunanlar ise kıyıdan uzaklara, derin sulara giderek
dalganın kendilerine veya deniz taşısına vereceği zararı azaltabilir, hatta önleyebilir. Tsunami yaşanabilme ihtimali, fark edildiğinde anında yüksek kısımlara çıkmak ve denizden uzaklaşmak gereklidir. Tsunami'nin karadaki hızı, insanın koşma hızından kat kat daha fazladır. Bu nedenle tsunami tehlikesi hissedildiğinde asla deniz kıyısına gidilmemelidir. Çünkü gelen dev bir dalgada kurtulmak imkansız olacaktır. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizlere bir soru. Bakalım doğru cevabı bulabilecek misiniz? Cevapları yorumlarda yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Unutmayın, selde ölümlerin çoğu sel sularına girilmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü ayak bileğimize kadar olan sel suyu bizi, dizimize kadar olan sel suları ise otomobillerimizi sürükleyip götürebilir. Kasırgaların açtığı en büyük felaketlere genelde şiddetli hava koşullarına hazırlıklı olmayan bölgelerde rastlanır. Bu yüzden en önemlisi kasırga öncesi hazırlıklı olmaktır. İhtiyaçların karşılanmış olması, yaralanmaların ve zarar görmenin önüne geçmenizi sağlar. Kasırga sırasında mümkün olduğunca içeride, kapalı alanda kalınmalıdır. Pencereler kapatılarak dışarıya çıkmamalısınız ve evin elektriğini kapatmalısınız. Daha sonra ise cam bulunmayan bir odada kasırganın geçmesini bekleyin. Kasırganın yıkım ve şiddeti yüksekse çok daha dikkatli olarak oluşabilecek risklere karşılık su, besin, telefon ihtiyacımızı korunaklı bir odada yanımızda bulundurmalıyız. Yangın çıkarabilecek şeylerden uzak durmalısınız. Sakın unutmayın, kasırga sırasında dışarı çıkmak en büyük yanlıştır. Ama eğer evinizi tahliye etmeniz gerekiyorsa kısa sürede bulunduğunuz yeri terk edin ve sular altında kalmış yolları, köprüleri kullanmaktan kaçının. Birçok evde kasırga gibi afetler için sığınak bulunmaktadır. Sizin evde de sığınak varsa en iyi seçenek oraya gitmektir. Çığ düşmesine yakalandığınızda her saniyeniz kendinizi kurtarmanız için çok önemlidir. Çığ genellikle çok hızlı gelişir ve hareket eder. Bu nedenle çığın oluşması fark edildikten sonra mümkün olduğunca hızlı ve soğukkanlı olunmalıdır. Çığ başladığında sizin için en güvenli yer neresi ise ilk olarak oraya yönelmelisiniz. Çığın daha yavaş ve yüksekliğinin az olduğu kenar kısımlarına ulaşmaya çalışın. Eğer çığa yakalanmanız kesin ise yakında bulunan bir kaya, ağaç veya herhangi bir cisme tutunmaya çalışmalısınız. Kar altında hayatta kalmak için yapmanız gereken ilk şey, bir elinizi yüzünüze, diğer elinizi kafanıza koyarak kendinize nefes alacak bir boşluk yaratmanız. Karın altında ufacık bir nefes boşluğu bile oluşturabilmeniz, boğulmanızı engelleyecektir. Hem bu boşluk size kurtulma ümidi verecektir. Kar altından doğru yöne çıkmak için tükürün ve tükürüğünüz ne yöne doğru düşüyor bakın. Bu şekilde yukarının neresi olduğunu anlayıp kazarak kurtulabilirsiniz. Aksi takdirde daha aşağıya kazarak iyice tehlikeyi artırabilirsiniz. Tsunami riski deniz kıyılarında oldukça fazladır. Eğer bir deprem esnasında deniz kıyısında bulunuyorsanız, denizhaneden geri çekilirse tsunami olma ihtimali yüksektir. Tsunaminin deniz kıyısına ilk gelişi, su düzeyinin anormal biçimde yükselmesi ya da çökmesiyle kendini belli eder. Tsunaminin bu önce zayıf ilk dalgası, arkasından gelecek olan 2 ya da 3 kuvvetli dalganın habercisidir. Bu durumda yapılacak tek şey kıyıdan uzaklaşmaktır. Deniz içerisinde seyir halinde bulunanlar ise kıyıdan uzaklara, derin sulara giderek dalganın kendilerine veya deniz taşısına vereceği zararı azaltabilir, hatta önleyebilir. Tsunami yaşanabilme ihtimali, fark edildiğinde anında yüksek kısımlara çıkmak ve denizden uzaklaşmak gereklidir. Tsunaminin karadaki hızı, insanın koşma hızından kat kat daha fazladır. Bu nedenle tsunami